İçinde 24 saat yaşayan, çalışan, düşünen, okuyan, eğlenen ve ibadet eden insanlarıyla bir dünya şehri. İstanbul. İstanbul'un merkezi Ortaköy ve tam ortasında gül gibi bir mabet. İstanbul Boğazı'nın bütün sahili, tarihi sanat eserleriyle bir dantel gibi işlenmiştir. Boğaz içinde yer alan bu sanat eserlerinden biri de Ortaköy Camii'dir. Büyük Mecidiye Camii olarak da bilinen Ortaköy Camii, Abdülmecid tarafından 1853 yılında Mimar Nigos Balyan'a yaptırılmıştır. Balıkçılarıyla ve ondan vazgeçemeyen binlerce ziyaretçisiyle güzel Boğaziçi'nin en güzel yerine tahtlanan ve zamanında padişahların sayfiye yeri olan Ortaköy, Osmanlı döneminden beri ilgi çeken bir yerleşim yeridir. Muhteşem bir abide olarak 1,5 asra yakın süredir ayakta duran Ortaköy Camii, aynı yere yapılan camilerin üçüncüsünü oluşturmaktadır. Burada, geçmişte Mahmut Ağa adında hayırsever bir kişinin yaptırdığı küçük bir cami bulunmaktaydı. Ancak zamanın etkisiyle bu cami harap olunca, Sultan 3. Ahmet devrinde Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın damadı Mehmet Ağa tarafından, buraya 1721 yılında yeni bir cami yaptırıldı. Bu cami tek minareli olup çatısı kurşunla örtülüydü. Ortaköy Camii'nin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe devrin ünlü şairi Vehbi Efendi tarafından yazılmıştı. Tamam olduk da Vehbi Bülbül-ü Kutsi dedi tarih, yapılıp Ortaköy'de gül gibi bir mabedi ziba. Mahmut Ağa'nın patrona Halil isyanında ölümünden sonra yıkılmış olması muhtemel bu cami, 1810'lardaki Bostancıbaşı defterlerine Mehmet Ketüda Camii Şerifi olarak kayıtlıdır. Sultan Abdülmecid, tahta çıktıktan bir süre sonra yaptığı bir gezi sırasında, caminin harap halde olduğunu görünce yenisinin yapılmasını emretti. Bu emir üzerine devlet başmimarı olan Balyan, bugün tüm güzelliğiyle durmakta olan camiyi yaptırttı. Sultan Abdülmecid zaman zaman caminin yapımını kontrol etti ve caminin içindeki Allah Muhammed sözlerini ve halifelerin adlarını kendi yazdı. 1853 yılında ibadete açılan caminin birer şerefesi ve iki minaresi bulunmaktadır. Üç yanı denizle çevrili olan camide Batı mimarisinin izleri görülmektedir. Bugünse caminin cümle kapısı üzerinde Ali Haydar Bey'in talik yazısıyla şair Ziver Paşa'nın nazmettiği inşa kitabesi yer alır. Kitabe, Ortaköy'de camiyi ahad etti bir bidil mısrasıyla son bulmaktadır. Ortaköy Camii, statik açıdan oldukça narin yapılardandır. Cami, 19. yüzyıl camilerinin tümü gibi iki bölümden oluşmaktadır. Asıl ibadet mekanı olan harem bölümüyle girişin önünde yer alan Hünkar Kasrı. Ortaköy Camii, mimari yerleştirme açısından bir bodrum katı taşıyan zemin üzerinde iki farklı kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, cemaatin namaz kılmasına ayrılan yerdir. Bu yerin üstü, içten basık görünen bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe,
kemerlerle köşe ayaklarına oturur. Köşe ayaklarının üstüne geniş karınlı birer ağırlık kubbesi yerleştirilmiş olup, böylece kubbenin açılma kuvveti karşılanmıştır. Ortaköy Camii, her şeyden önce çevredeki esnafın ibadetini rahatlıkla gerçekleştirebildiği, yaşayan, nefes alan bir camidir. Caminin ikinci kısmı, kare planlı harem ve bunun kuzeyinde yer alan iki katlı hünkâr kasrından oluşmaktadır. Bu kısım, minareleri de bünyesinde taşır. Ortaköy Camii'nin birer şerefeli iki minaresi vardır. Duvarları beyaz kesme taştan yapılmıştır. Kasır odalarının çatı hizasından başlayarak yükselen minareler, son dönem Osmanlı mimarisine uygun olarak oldukça yüksek ve incedirler. Oldukça zarif bir yapı olan cami, barok üslubundadır. Görevleri kadar dış ve iç dekorları da farklı olan iki ayrı kısmı, barok-rokoko karışık bir üslupta taştan oyma ve kabartma ağırlıklı süslemeler taşımaktadır. Cami, 1894 depreminden kaynaklananlar da dahil olmak üzere birçok onarım geçirmiştir. Bu onarımlar sırasında yıkılan yivli eski minarelerin yerine yivsiz minareler yapılmıştır. Ayrıca binada meydana gelen çatlaklar giderilmiş, bozulan taş süslemeler kısmen sıvayla kaplanmıştır. Hünkâr kasrı orta sofasının dış cephesindeki pencere alanlıkları, odaların duvar ve tonoz nakışları değiştirilerek yenilenmiştir. Caminin içi ise büyük pencerelerin aydınlattığı,
Somaki mermerden yapılmış mihrap, minber ve vaaz kürsüsüyle Somaki taklidi sıva ve altın yaldızlı süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Hepsi ince bir işçiliğin ürünüdür. Geniş ve yüksek pencereleri, boğazın değişken ışıklarını caminin içine taşıyacak biçimde düzenlenmiştir. Duvarlara asılmış Sihar-ı Yar-ı Güzin levhaları ve minberin üstündeki Kelime-i Tevhid ibaresi Sultan Abdülmecid tarafından bizzat yapılmış orijinal hatıralardır. Tek kubbenin duvarları pembe mozaiktendir. Mihrap, mozaik ve mermerdendir. Caminin bulunduğu zeminde yaşanan sorunlar sonrası, Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli restorasyon çalışmaları yaptı. Yürüttüğü önemli bir restorasyon projesi olarak bilinen bu çalışmalarda, 64 fore kazık, cami beden duvarları boyunca karşılıklı olarak kullanılarak ve 80 ton çimento şerbeti enjekte edilerek zemin takviye edildi. Duvar araları oyularak içinden demir putreller geçirildi. Bütün bunların yapılabilmesi için kubbe ve ağırlık kuleleri söküldü. İçerideki mermer minber, vaaz kürsüsü, kubbeden sarkan avize, yazılı levhalar ve zemin döşemesi yerinden kaldırıldı. 1968 yılında bitirilen temel takviyeden sonra sökülen kubbe, iç ve dış yükseklikleri aslına uygun olarak yeniden yapıldı. 1969 yılından başlayarak caminin dış ve iç süsleme elemanlarının onarımına başlandı. Ağırlık kuleleri, minber ve kürsü yerine konuldu. Ortaköy bu büyük restorasyondan sonra 1984 yılında büyük bir yangın geçirdi ve yeniden onarıldı. Hünkâr Kasrı 19. yüzyıl sivil mimarisi tarzında ve görevine uygun olarak yapılmıştır. Kasrın ağırbaşlı dış görünüşü ampir üslubu hatırlatan geometrik desenler taşır. İçeride özellikle batı yandaki hünkâr odalarının tonoz ve duvarlarında devrinin karakteristik nakışlarıyla daha hareketli ve daha canlı bir görünüm sağlanmıştır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne la ilahe Bugün Çırağan Sarayı, Kabataş Erkek Lisesi ve cami, kilise, sinagog üçgeninde yer alan Ortaköy Çarşısı ve içindeki seyyar entel pazarı, hediyelik eşya dükkanları, barları ve restoranlarıyla İstanbul'un en önemli ve en canlı eğlence ve alışveriş merkezlerinden birisidir. Abdülaziz'in vefatından önce 26 Mayıs 1876 günü son cuma namazını kıldığı Ortaköy Camii, en güzel yapılardan biri olarak İstanbul Boğazı'nda bir gerdanlık süsüyle durmaktadır. Thank you.
İçinde 24 saat yaşayan, çalışan, düşünen, okuyan, eğlenen ve ibadet eden insanlarıyla bir dünya şehri. İstanbul. İstanbul'un merkezi Ortaköy ve tam ortasında gül gibi bir mabet. İstanbul Boğazı'nın bütün sahili, tarihi sanat eserleriyle bir dantel gibi işlenmiştir. Boğaz içinde yer alan bu sanat eserlerinden biri de Ortaköy Camii'dir. Büyük Mecidiye Camii olarak da bilinen Ortaköy Camii, Abdülmecid tarafından 1853 yılında Mimar Nigos Balyan'a yaptırılmıştır. Balıkçılarıyla ve ondan vazgeçemeyen binlerce ziyaretçisiyle güzel Boğaziçi'nin en güzel yerine tahtlanan ve zamanında padişahların sayfiye yeri olan Ortaköy, Osmanlı döneminden beri ilgi çeken bir yerleşim yeridir. Muhteşem bir abide olarak 1,5 asra yakın süredir ayakta duran Ortaköy Camii, aynı yere yapılan camilerin üçüncüsünü oluşturmaktadır. Burada, geçmişte Mahmut Ağa adında hayırsever bir kişinin yaptırdığı küçük bir cami bulunmaktaydı. Ancak zamanın etkisiyle bu cami harap olunca, Sultan 3. Ahmet devrinde Sadrazam Nevşehirli İbrahim Paşa'nın damadı Mehmet Ağa tarafından, buraya 1721 yılında yeni bir cami yaptırıldı. Bu cami tek minareli olup çatısı kurşunla örtülüydü. Ortaköy Camii'nin giriş kapısı üzerinde bulunan kitabe devrin ünlü şairi Vehbi Efendi tarafından yazılmıştı. Tamam olduk da Vehbi Bülbül-ü Kutsi dedi tarih, yapılıp Ortaköy'de gül gibi bir mabedi ziba. Mahmut Ağa'nın Patrona Halil isyanında ölümünden sonra yıkılmış olması muhtemel bu cami, 1810'lardaki Bostancıbaşı defterlerine Mehmet Ketüda Camii Şerifi olarak kayıtlıdır. Sultan Abdülmecid, tahta çıktıktan bir süre sonra yaptığı bir gezi sırasında, caminin harap halde olduğunu görünce yenisinin yapılmasını emretti. Bu emir üzerine devlet başmimarı olan Balyan, bugün tüm güzelliğiyle durmakta olan camiyi yaptırttı. Sultan Abdülmecid zaman zaman caminin yapımını kontrol etti ve caminin içindeki Allah Muhammed sözlerini ve halifelerin adlarını kendi yazdı. 1853 yılında ibadete açılan caminin birer şerefesi ve iki minaresi bulunmaktadır. Üç yanı denizle çevrili olan camide Batı mimarisinin izleri görülmektedir. Bugünse caminin cümle kapısı üzerinde Ali Haydar Bey'in talik yazısıyla şair Ziver Paşa'nın nazmettiği inşa kitabesi yer alır. Kitabe, Ortaköy'de camiyi ahad etti bir bidil mısrasıyla son bulmaktadır. Ortaköy Camii, statik açıdan oldukça narin yapılardandır. Cami, 19. yüzyıl camilerinin tümü gibi iki bölümden oluşmaktadır. Asıl ibadet mekanı olan harem bölümüyle girişin önünde yer alan Hünkar Kasrı. Ortaköy Camii, mimari yerleştirme açısından bir bodrum katı taşıyan zemin üzerinde iki farklı kısımdan oluşmaktadır. Bunlardan ilki, cemaatin namaz kılmasına ayrılan yerdir. Bu yerin üstü, içten basık görünen bir kubbe ile örtülüdür. Kubbe,
kemerlerle köşe ayaklarına oturur. Köşe ayaklarının üstüne geniş karınlı birer ağırlık kubbesi yerleştirilmiş olup, böylece kubbenin açılma kuvveti karşılanmıştır. Ortaköy Camii, her şeyden önce çevredeki esnafın ibadetini rahatlıkla gerçekleştirebildiği, yaşayan, nefes alan bir camidir. Caminin ikinci kısmı, kare planlı harem ve bunun kuzeyinde yer alan iki katlı hünkâr kasrından oluşmaktadır. Bu kısım, minareleri de bünyesinde taşır. Ortaköy Camii'nin birer şerefeli iki minaresi vardır. Duvarları beyaz kesme taştan yapılmıştır. Kasır odalarının çatı hizasından başlayarak yükselen minareler, son dönem Osmanlı mimarisine uygun olarak oldukça yüksek ve incedirler. Oldukça zarif bir yapı olan cami, barok üslubundadır. Görevleri kadar dış ve iç dekorları da farklı olan iki ayrı kısmı, barok-rokoko karışık bir üslupta taştan oyma ve kabartma ağırlıklı süslemeler taşımaktadır. Cami, 1894 depreminden kaynaklananlar da dahil olmak üzere birçok onarım geçirmiştir. Bu onarımlar sırasında yıkılan yivli eski minarelerin yerine yivsiz minareler yapılmıştır. Ayrıca binada meydana gelen çatlaklar giderilmiş, bozulan taş süslemeler kısmen sıvayla kaplanmıştır. Hünkâr kasrı orta sofasının dış cephesindeki pencere alanlıkları, odaların duvar ve tonoz nakışları değiştirilerek yenilenmiştir. Caminin içi ise büyük pencerelerin aydınlattığı,
Somaki mermerden yapılmış mihrap, minber ve vaaz kürsüsüyle Somaki taklidi sıva ve altın yaldızlı süslemeleriyle dikkat çekmektedir. Hepsi ince bir işçiliğin ürünüdür. Geniş ve yüksek pencereleri, boğazın değişken ışıklarını caminin içine taşıyacak biçimde düzenlenmiştir. Duvarlara asılmış Sihar-ı Yar-ı Güzin levhaları ve minberin üstündeki Kelime-i Tevhid ibaresi Sultan Abdülmecid tarafından bizzat yapılmış orijinal hatıralardır. Tek kubbenin duvarları pembe mozaiktendir. Mihrap, mozaik ve mermerdendir. Caminin bulunduğu zeminde yaşanan sorunlar sonrası, Vakıflar Genel Müdürlüğü çeşitli restorasyon çalışmaları yaptı. Yürüttüğü önemli bir restorasyon projesi olarak bilinen bu çalışmalarda, 64 fore kazık, cami beden duvarları boyunca karşılıklı olarak kullanılarak ve 80 ton çimento şerbeti enjekte edilerek zemin takviye edildi. Duvar araları oyularak içinden demir putreller geçirildi. Bütün bunların yapılabilmesi için kubbe ve ağırlık kuleleri söküldü. İçerideki mermer minber, vaaz kürsüsü, kubbeden sarkan avize, yazılı levhalar ve zemin döşemesi yerinden kaldırıldı. 1968 yılında bitirilen temel takviyeden sonra sökülen kubbe, iç ve dış yükseklikleri aslına uygun olarak yeniden yapıldı. 1969 yılından başlayarak caminin dış ve iç süsleme elemanlarının onarımına başlandı. Ağırlık kuleleri, minber ve kürsü yerine konuldu. Ortaköy bu büyük restorasyondan sonra 1984 yılında büyük bir yangın geçirdi ve yeniden onarıldı. Hünkâr Kasrı 19. yüzyıl sivil mimarisi tarzında ve görevine uygun olarak yapılmıştır. Kasrın ağırbaşlı dış görünüşü ampir üslubu hatırlatan geometrik desenler taşır. İçeride özellikle batı yandaki hünkâr odalarının tonoz ve duvarlarında devrinin karakteristik nakışlarıyla daha hareketli ve daha canlı bir görünüm sağlanmıştır. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah.
Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne la ilahe illallah. Bugün Çırağan Sarayı, Kabataş Erkek Lisesi ve cami, kilise, sinagog üçgeninde yer alan Ortaköy Çarşısı ve içindeki seyyar entel pazarı, hediyelik eşya dükkanları, barları ve restoranlarıyla İstanbul'un en önemli ve en canlı eğlence ve alışveriş merkezlerinden birisidir. Abdülaziz'in vefatından önce 26 Mayıs 1876 günü son cuma namazını kıldığı Ortaköy Camii, en güzel yapılardan biri olarak İstanbul Boğazı'nda bir gerdanlık süsüyle durmaktadır.